Vallahi çok iyi oldu ya. Ya vallahi ne güzel oldu böyle ya. Ne güzel oldu ya. Vallahi güzel oldu. Vallahi iyi geldi ya. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Sağ ol kardeşim, teşekkürler. Çay alırız ya. Çay alırım. Çay alalım ya. Çay, aynen. Çay. Yalnız böyle kemik kadro, partiden önce buluştuğumuz iyi oldu. Orada şimdi konuştuğumuzu anlamayacağız, yüksek ses falan. Evet, aynen. Özlemiş mi hepiniz ya? Aa, zor bayağı. Kız seni de. Biz de özledik abi. Evet. Arıyoruz, çıkarım, çıkmam, keyfin yok. Vallahi kendine gelmişsin, iyi görüyorum. İyiyim, ya. İyiyim. Tamam, biraz keyifsiz zamanlar geçirdim, mutsuz zamanlar geçirdim ama iyiyim, bomba gibiyim. Vallahi radikal kararlar aldım. Aa, bak sen, ne gibi? Abi şöyle, hayatımı değiştirmeye karar verdim. Mutluluk duygusuyla aramda yeni bir bağ oluşturdum. Ay. O yüzden hayatın bana verdiği şeyleri tekrardan değerlendireceğim, düşüneceğim. Ay, o kadar çok basit. Güzelmiş. Çok güzel. Sen mutlu, biz mutlu. Canımın içi. Evet. Çok sevindim valla. Çok canım kardeşim. Canım. Benim çaylar geldi şimdi. Ay, geldi mi? Oo, tavşan kadın. Eyvallah. Tabii. Şöyle buyurun, çay. Çok sağ olun. Şu kurabiyenizin de. Evet, siz alın. Hadi bakalım, afiyet olsun herkese. Sağ olun. Evet. Ha, kardeşim Sadık, sen terfiyle ilgili bir şeyler söylüyordun şirkette. Ne oldu? Abi şimdi terfi olayı bizim şirkette bildiğiniz Oha! Gibi. Oha! Oğlum! Çayın yanında kurabiye gelmiş. Çok iyi değil mi ya? İnanılır gibi değil. Şansa baksana. Mesut. Alt tarafı kurabiye. Üst tarafı da fındık ama baksana şuna. Ya ben de hayıflanıyordum. Çayın yanında kurabiye almadım diye. Şuna baksana. Çok iyi be. Çok iyi. Afiyet olsun kankacığım. Heh, işte bizim şirkette şimdi terfi olayları... Vay be abi, böyle bir şey olamaz ya. Ciddi söylüyorum, olamaz. Ya kahvenin yanında kurabiye verirsin, okey, tamam. Çayın yanında kurabiye vermek gerçekten çok ince bir davranış değil mi sizce de? İnsan böyle küçük şeyleri görünce var ya... ...çok mutlu oluyor ha. Vallahi bak aslında... ...mutluluk bu kurabiyenin içindeki küçücük bir şey aslında. Kurabiyem... ...of canım kurabiyem... ...kurabiyeciyim. Oğlum kurabiyeyle ne yaşıyorsun lan sen? Kurabiye yani. Abi ya ben size biraz önce söyledim ya. Hani ben artık hayatı farklı bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. İşte bu söylediğim. Farklı derken yani nasıl bir farklılık bu? Abi şöyle söyleyeyim size. Yani beni mutlu edecek zaten çok az şey var. Evet. O anların tadını çıkarmaya çalışıyorum, o kadar. Ya doğru, doğru söylüyor vallahi. Ya biz böyle... Gerçekten böyle küçük anların tadını çıkarmayı unutuyoruz, atlıyoruz. Çok iyi yapıyorsun biliyor musun? Yani çok iyi yapıyorsun. Ya kardeşim, adam az önce kurabiyeyi Scarlett Johansson'u öper gibi öptü. Yani hemen mi empati, hiç sorgulamayacağız mı yani biz? Ya Mustafa ne yapalım? Adam mutlu, biz de mutlu olacağız. Arkadaşlar yani? Çok özür diliyorum, konuyu dağıttım. Yok önemli değil, sen evet. Mutlusun ya, gerisi önemli değil. Evet. O zaman topluyorum konuyu. Topla. Partiye hazır mısınız? Evet! Evet. Hazırız be. Hazırız ama bir şey söyleyeceğim. Ne giyeceksiniz yani? Ya ben böyle geleceğim ha. Vallahi ben her zamanki gibi işte rahat kıyafetler. Yani değil mi? Mesut. Ne? Sen bayağı özenmişsin ama bugüne ya. Yok be. Hadi. Adamın şimdi platoniği Buse'de geleceği için. Ya. Hadi şimdi olacak o kadar. Hayır. Abi siz olayı bilmiyorsunuz ya. Ya bizim işimiz Allah'lık abi. Niye? Kızın sevgilisi varmış. Ya bırak ya, şimdi. Ben... Sen şimdi var ya bu ceketi, bu blazer'ı o dolaptan boş yere çıkarmazsın. Baksana. Ne zamandır da giymiyorum ha. Bak. Ya şimdi kıza da kötü gözükmeyelim. Abi yanım, ben bu ceketi tanırım. Üstüne baksana. Nasıl? Çok şık, çok şık. Çok iyi oturmuyor musun? Işte, vallahi. Aa! Ne oldu? 50 lira! Aa, geçen mevsimden kalmış herhalde. Şansa baksana ya, yaşasın! Partiye nasıl gideceğiz? Bir taksiye sığar mıyız?
Arkadaşlar az önce içeri giren davul zurna bir tek benim dikkatimi çekmedi değil mi? Merak etmeyin. Sadık merak etmeyin. Nasıl ya? Onlar benim özel davulcumla zurnacım. Özel davulcum. Zurnacım benim. Sıkıntı yok. Şimdi arabayla mı gideceğiz? Taksiye sarıp... Bir dakika. Şimdi sen öyle özel davulcum, zurnacım dedikten sonra biz hayatın normal akışına devam edemiyoruz yani. Arkadaşlar ben biraz önce söyledim ya size. Hayatın tadını doya doya çıkarmak için böyle mutlu anlarımda, güzel bir haber aldığımda bana yardımcı oluyorlar daha çok mutlu olmam için. İyi tamam güzel en azından. Mutlu işte adam ya. Evet. Ay ne sorguladık. Mutlusun önemli olan o. Lan az önce gelin almaya gelir gibi davul zurna girdik. Hani bunu da empati mi yani? Hemen hiç sorgulamadan direkt hemen empati kuruyoruz yani. Ya Mustafa. Mustafa'cığım bir şey söyleyeceğim kardeşim. Evet. Sen geçen ay 1.000 euro para verdin değil mi? Tatile gittin. Evet. Sadık Efendi sen de 2 maaşında telefon aldın. Evet. Sen de 8.000 liraya ayakkabı aldın. Niye? Mutlu olmak için. Öyle. Ben de mutluluğum için birikimimi buraya harcıyorum ya. Mutluluğumu büyütüyorum abi, keyfimi büyütüyorum. Bu ekonomik krizde abicim ben bir ev alamıyorsam, araba alamıyorsam büyük mutluluklar yaşayamıyorum. O zaman ne yapacağım ben de? Gündelik mutluluklarımı şöyle ne çeviriyorum, ne yapayım? Tamam. Mutlu. Mutluyum. Adam mutlu, bu kadar. Mutluyum. Önemli olan bu. Süper. Çok iyi. Taksi işini ne yapıyoruz? Nasıl gidiyoruz? Nasıl gideceğiz? Onu karar verelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. O zaman bakın ne yapalım? Taksi maksi hiç uğraşmayalım. Şirketin arabası. Ben de zaten ben sizi alırım. Tamam. Çok iyi. Beni de alır mısın ya? Ben erken çıkarım ofisten. Alırım kardeşim. Cidden mi? Cidden. Gerçekten mi? Of be taksi parası vermeyeceğim ya. Yaşasın ya. Şimdi bu arabaları yıllık mı kiralıyorlar size, aylık mı kiralıyorlar? Yani ben senin bu yaralı şovundan sonra yani... vallahi normale dönemiyorum öyle pat diye yani ya. Ne var abi ya? Gidiş dönüş ben 500 liradan yırtmışım. Ya. Bunu kutlayamam mı Mustafa? Abicim 500 lirayı kutlayacağım derken 5.000 liralık prodüksiyon yaptın sen az önce. Bir dakika ya. Siz benden utanıyor musunuz? Ben çok utanıyorum. Ben de utanıyorum. Müdavim olduğumuz kafedeyiz abi. Herkes bize bakıyor. Niye utanmayalım? Ben utanmıyorum kardeşim. Ben bir araba alıp, ev alıp büyük mutluluk yaşayamıyorum. Elimdeki küçük mutlulukları da tadını çıkarmak benim hakkım kardeşim. Ya bu tadını çıkartmak değil, bu bunu çıkartmak. Vallahi umurumda değil. Alışacaksınız. Hayret bir şey. Ben yüzümü yıkayıp geliyorum abi. Hafize Ana, yok mu bir empati? Ya Mustafa, biraz anlayışlı olun ya. Gelecek kaygısı var. Ülkenin hali ortada, ekonomik kriz var. Hadi hepsini geçtin. Bu Yeter'in kankası Buse'den çok hoşlandı. Baktı ki onunla olmayacak bu iş. Orada bir anlayışla, sıyırmışlar bunu. Ya delirmiş ya. Yok, yapamıyorum ben empati. Bence şöyle yapalım. Mutlu olacağı hiçbir şey söylemeyelim. Hiçbir şey yapmayalım. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Geldiğinden itibaren negatifi basıyoruz. Burada asla bir sevinç ortamı kalmıyor, tamam mı? Tamam. Çok mantıklı, tamam kardeşim. Evet, aynen. Vallahi buluştuk. Çok iyi oldu. Bana iyi geldi ya, oh. Haftaya tekrardan buluşalım bence. Ciddi söylüyorum, Sadık bir yer söylüyordun sen. Ha, Ocakbaşı falan, oraya gidelim mi haftaya? Yok abi, orası çok bozdu. Yemekleri çok kötü oranın. Yapma be. O zaman Mustafa'mla maça gideriz biz de. Yok be, futbol dediğim barbarlık. Senin kale arkası kombinan yok muydu abi? Yani ben artık izlemiyorum ya futbol iklimi falan. Zaten top da oynanmıyor. Vallahi izlemiyorum artık. Jale'cim, Luna Park yapalım mı? Eğleniriz. Aa, yok, çocuk var orada. Benim kafam şişiyor. Ben çocuk sevmiyorum. Sen anaokulu öğretmenisin kızım. Manyak mısın? Tamam işte, çok fazla maruz kaldığım için doktor bir süre dinleme dedi. Modum düştü ha. Vallahi. Oh, ne güzel, keyfimiz kaçtı. Arkadaşlar selam. Ay, enerjine sağlık. Ne güzel yakışmış gömlek. Ay, çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar size bir iyi bir kötü haberim var. Aa. Hangisinden başlayayım? Önce kötüyü söyle, sonra iyiyi söyleme.
Hiçbir şey anlamadım ama neyse kötüyle başlıyorum. Arkadaşlar, ha, partimiz iptal. Oley be! Oley be! İşte bu! Parti iptal mi? İyi haber, kötü haber ne? Hangisi kötü haber? İyi haber mi? O kötü haber değil ya bir tanem. Ha. Şimdi iyi habere geçiyorum. İyi haberse... Ha. İyi haberse şöyle, partinin Çırağan Sarayı'nda tekrarı olması planlanıyor. Çırağan Sarayı mı? Ha, evet. Gerçekten? Evet. Bu ses ne? Hiç sorgulama, sen devam et anlatmaya. Delirirsin sorgulama. Ha, tamam. Şimdi Çırağan Sarayı'nda yapılıyor da millet sevindi ama... Çırağan Sarayı öyle kalabalık hepimizi almıyorlarmış. Sadece küçücük bir grup yapacaklarmış. Oo, çok iyi. Tabii şimdi bunun üzerine itirazlar yükseldi. Herkes dedi ki hani parti yapıyorduk, madem Çırağan Sarayı'nda yapıyoruz, niye biz gidemiyoruz? Neden bu kalabalık olmuyor? Millet itiraz edince herkes dedi ki o zaman büyük bir yer tutalım. Orada içinde en azından konser falan da olsun dendi. tamam, ondan sonra şöyle o zaman da millet dedi ki iyi de dedi öyle büyük bir yerde. Hem konser, hem yemek falan, adam başı 5000'e patlar yuh dediler ya. Güzel, çok iyi. Bunun üzerine de biz de dedik ki madem 5000 lira vereceğiz bu kadar pahalı şey, boş verin çırağını falan. Biz böyle kendimiz arkadaşlar arası bir yer tutalım. Ben geleyim, sen gel, bizimkiler gelsin, Buse gelsin, hep beraber eğlenelim. Buse mi? Aa, tüh be, şimdi unuttum. Buse gelemiyor. Şu an çok üzüldüm ya. Ben üzüldüm diye siz oh mu çekiyorsunuz ya? Evet ulan oh çekiyoruz ya. Allah Allah sürekli takıldığımız kafede geldim bu. Yedinci halay denemem be. Rezil ettin bizi. Hadi arkadaşlar vallahi herkes bire bakıyor. Kalkıp gidelim evet, hadi. Rezil hadi eyvallah vallahi rezil. Ha müdavimiz ya. Yani biz. Bu ne abi ya? Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Ben şey çok özür dilerim tamam haklısınız. Ben sadece elimizde yani böyle bir avuç mutluluk kaldı sadece. Büyük şeylerle mutlu olamıyoruz malum. Ortada kriz var. Ne yapayım? Elimdeki küçük mutlulukları büyük mutluluklara çevirmeye çalışıyorum. Ama sağ olsun benim arkadaşlarım iki dakika rezil olacaklar diye şu arkadaşlarının mutlu olmasına izin vermedi ya. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sağ olun. Anlatacağım. Ya Mesut. Ya, tamam. Tamam kardeşim. Bak biz de şimdi böyle böyle durumlar olunca biz de biraz büyük tepki verdik. Biz de senden özür diliyoruz. Ya çok özür dileriz Mesut. Gel oturalım evet, ya. Evet, evet kardeşim. Ay, yani bizim için sen mutluysan biz mutluyuz ya. Evet, kesinlikle evet, yani. Evet. Gerçekten. Tabii ki. Evet, vallahi öyle ya. Öyle yani. Duygulandırdın işte. Neyse toparlıyorum. Hemen eski vibe'ımıza dönelim. Bir şey soracağım sen. Buse kesin gelecek diyordun. Niye gelmiyor şu an? Hayatım aramızda kalsın ama canı çok sıkkın. Hadi ya. Sevgilisinden ayrılmış, iş bitmiş. Sevgilisinden mi ayrılmış? Thank you.
evvel izlemiş olduğum folklor şovu benim hayal dünyamın bir ürünü olabilir mi? Hayır, hayır, yeter. Ha? Senin hayal dünyanın ürünü değil. Mesut'un halay dünyasının bir ürünü. Ya parti iptal. Buradan nereye gidiyoruz? Nereye biliyor musun? Nereye? Tımarhaneye. Şıp gülmekse mesele, katılarımıza ve de sen de.